Herkese merhaba. Size bir şey diyeceğim. Bir hastaya maskeleme tekniği uygulamaya karar verdikten sonra maske başlangıç seviyesini belirliyoruz. Maske başlangıç seviyesinde hava yolu işitme eşiklerine bakarken ayrı, kemik yolu işitme eşiklerine bakarken ayrı karar veriyoruz. Hava yolu işitme eşiklerinden başlayacak olursak, test edilmeyen kulağın hava yolu işitme eşiğinin üzerine 10-15 desibel ekleyerek buluyoruz. Kemik yolu işitme eşiklerine bakacak olursak da test edilmeyen kulağın hava yolu işitme eşiğinin üzerine 10-15 desibel ekliyoruz. Artı oklüzyon etkisini de göz önünde bulunduruyoruz. Oklüzyon etkisini de bir sonraki videomda sizlerle paylaşacağım. Merhaba, bugün size bir şey diyeceğim. Pons'ta bulunan koklear nükleuslar işitme sinir liflerinin ilk durağıdır. Koklear nükleuslar, ventral ve dorsal nükleuslar olmak üzere iki gruptur. Ventral nükleuslarda kendi aralarında anteroventral koklear ve posteroventral koklear olmak üzere ikiye ayrılır. Ventral nükleuslar daha çok düşük frekanslara duyarlıyken, dorsal nükleus ise yüksek frekanslara duyarlıdır. Koklear nükleuslardan çıkan sinirlerin %90'lık kısmı kontralateral, yani çapraz yaparak karşıya geçerken, %10'luk kısmı ise ipsilateral, yani aynı taraftan karşıya geçer. Merhabalar, şimdi size bir şey diyeceğim. Geniş band timpanometri dış kulak kanalından 226-8000 Hz gibi geniş bir frekans aralığını kapsayan, klik uyarının verilmesiyle yapılan bir ölçümdür. Çalışma prensibi geleneksel timpanometri ile aynıdır. Fakat farklı olarak geniş band timpanometride absorbans ve reflektans dediğimiz bazı terimler bulunmaktadır. Absorbans, orta kulak tarafından sorulan ses enerjisidir. Reflektans ise ses enerjisinin bir kısmının timpanik membrana çarpıp geri yansımasıdır. Geniş band timpanometri ile yapılan çalışmalarda erişkinlerde otosikleroz ve kemikçik zincir kopukluğunda 226 Hz timpanometriye göre, yeni doğanlarda ise orta kulak efüzyonun belirlenmesinde 1000 Hz timpanometriye göre daha güvenilir sonuçların elde edildiği belirtilmektedir. Geniş band timpanometri ile daha net kayıtlar elde edilebilmekte, akustik refleks ölçümleri yapılabilmekte, rezonans frekans ölçümleri yapılabilmekte ve 3D grafikli bir timponogram elde edilebilmektedir.